Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir mağazaya gideceğiz. Sizlerin de yorumlarından dolayı bazı başka denemediğim motorları denemek istiyorum. Şimdi hemen bir atlayıp motora binelim. Şu camı da kapatayım. Rüzgarlı, bayağı rüzgarlı bugün. Güneşli, güzel, harika bir gün ama bayağı rüzgar var. Teşekkür ediyorum öncelikle yorumlarınız için. Çünkü bayağı bir fikir geldi. Şu motoru da dene, bu motoru da dene diyen oldu. Bugün Tiger'ı denemeyi deneyeceğim. Çünkü mağazanın bir bilgisi yok gideceğimle ilgili. Normalde başka bir mağazaya rezervasyon yapmıştım. Rezervasyon değil de rezervasyon yapmıştım. Rotterdam tarafında bir yerde. Bir arkadaşım da gelip birlikte benimle takılacaktı. Onun bir işi çıktı. Ben de o zaman benim eve daha yakın bir yerde iş yapayım, bu işi yapayım diye düşündüm. O yüzden şimdi oraya gidiyorum. Birazdan varmış olurum. Evet, mekana geldik arkadaşlar. Bayağı sağlam motorlar var. Şöyle bir park edelim. Bir yere. Mekan burası, bakalım. Test edebileceğiz mi Triumph? Evet arkadaşlar, Triumph Tiger 850'yi aldık. Benzin az diyor ekranda. Ekranda bir sürü özellik var. Bayağı bir özellik var. Genel olarak 3 silindir. Tur motoru bayağı yüksek yerden. Titreşim süper. Titreşim işi hiç yok neredeyse diyebilirim. Ekranda bir sürü özellik görüyorum ama hiç kurcalamadım, hiç uğraşmadım. Genel olarak hislerimle ilgili bir şeylerden bahsedeceğim tabii ki. Şu anda hız limiti düşük olan bir yoldayız. Burada bakacağım neler oluyor, nasıl gidiyor, nasıl geliyor. Hızlanma güzel. Hızlanma iyi ama bak. Abi 3 silindir motordaki bu olay ne ya? Bak şu an 50 ile giderken hiçbir şey hissetmiyordum ama böyle hızlandığımda, yükselttiğimde biraz devri. Hadi 100'e çıkalım. Yine %, yine iyi ama o Kawasaki, yani Kawasaki'nin ne yalan söyleyeyim tadı damağımda kaldı yani. Yani bunda böyle bir o ince titreşim ayaklarda var. Ayaklarda yine lastik falan var ama İnce bir titreşim gerçekten hissediyorum hala. Genel olarak. Ama böyle bacaklarımla rahatlıkla motoru tutabilmem falan iyi. Koltuk rahatlığı çok iyi. Beni sağa sola itmiyor. Tam oturduğum kısım güzel ama ne var? Koltuk biraz dar. O yüzden ayaklarımı rahatlıkla yere basabiliyorum. Çok geniş değil. Kawasaki'nin koltuk mesela biraz genişti buna göre. Öndeki cam da bayağı koruyor yalnız. Mesela hızlı gittiğimde rüzgar sesinden kulaklarım sağır olmuyor kaskın içinde. Bu kask bayağı tırt o açıdan. Şu anda süngerleri söndüğü için. Ama genel olarak hoşuma gitti. Titreşim, ya gidonda biraz titreşim oluyor. İleride 100 km hız yapabileceğim bir yer bulursam orada bir abanacağım. 100, yani 100 yapacağım. 120 yapacağım belki. O zaman çünkü tam olarak anlaşılıyor motorun ne yaptığı. Ama mesela bu 850'nin sıfırını alırsam 13.000 küsür bir şey yazıyordu ama 900'ün GT Pro falan versiyonlarını sıfır alamam. Sıfır almayı hedefliyorum genel olarak. Bu yol güzel ya. Burada biraz gideyim bakayım. Aynen. %100 iyi gidiyor bence. Yok ya. Ayaklarda falan titreşim var ya. Ama rahat ya. Diğer birçok motordan rahat. Öyle diyebilirim. Yamaha Tracer 900 GT'den falan 1000 kat daha rahat yani. Diyeceğim tek şey o. Daha sport, daha böyle offroad. 850 olmasına rağmen çok daha hoş gidiyor. Ama şeyde mesela Kawasaki ile kıyaslarsam Kawasaki buna göre daha konforlu ve daha az titreşim yapıyor. Mesela ayaklarda böyle ciddi ince bir titreşim yaratıyor. Anlamış değilim. Plastikleri sert, daha offroad ayak pegleri var bunun diğerlerine göre, dişli böyle. Belki ondandır. Kawasaki'ninki biraz daha farklıydı ama genel olarak gidişi gücü iyi. Güç tabii biraz düşük şimdi. Kawasaki ile kıyaslarsam güç biraz düşük ama fiyatları aynı yani. Bu 3 silindir, o 4 silindir. Fiyatları neredeyse 13.000 bir şey. Kawasaki de 13.000 bir şey. Hani arada seçecek olsam herhalde yine Kawasaki'yi seçerim çünkü adam bana dedi ki muhtemelen eğer dedi ileride sen bunu quick shifter eklemek istersen dedi mümkün değil dedi yani onu eklemen. Tabi
Ya yani üçüncü parti bir şeyler takarak yaparak mümkün hale geliyordur da Kawasaki'den mi istersen direkt Kawasaki'nin orijinal quick shifter'ını sallıyorum, orijinal el ısıtıcısı falan öyle alıp üzerine ekleme yapabilirsin dedi yani. Ama genel olarak güzel de işte bu markaya da biraz da marka algısı biliyor musun? Bu markaya biraz benim içim ısınmadı yani Kawasaki kadar ısınmadı. Şuradan sağa gireyim. Hop. Şuradan şöyle döneyim. Kıvrak motor ya. Koltuk da en yüksek seviyedeymiş. Boyum 1.80 ama rahatlıkla yere erişebiliyorum. Mesela menüde nasıl gezeceğim? Oha ne biçim lan? Tuş 40 tane yöne gidiyor. Joystick gibi. Şu soldaki tuş. Ekran kımıldıyor gördüğünüz gibi. Sinyale bastım. Mod. Rain, road, rain, road. İki tane modum var lan bu kadar koca motorda. Stil ne? Tam bilmiyorum ya. Neyse. Gidon genişliği duruşu da güzel. Şimdi basıyorum. Çıkıyorum orada. Ama şeydeki olay farklı. Mesela hızlanma davranışı çok farklı. Tabii 3 silindir olunca hızlanma davranışı bambaşka yani. Kawasaki'de gazı bir koyuyorsun, tak anında oradasın. Buradayım. Bunda böyle biraz daha böyle bir geç his var. Bir de hızlanırken aşırı titreşim var mesela ama genel sürüşte mesela sabitlediğimde çok güzel, smooth. Gidiş güzel yani. Ona diyecek bir şeyim yok. O kadar gömemeyeceğim yani bunu. Diğer o kullandığım motorlardan çok daha az titreşimi var. Kawasaki hariç. Diğer söylenen motorlardan da birçoğunu eledim. Daha önce bana yorum olarak yazdığınız motorlardan arkadaşlar. BMW S1000 XR ya da XR S1000 S miydi öyle bir şeydi. O motoru daha önce kullandım. 0 kilometresi 20.000 euro civarında. GS'lerin de aynı şekilde 20.000 euro civarında. Niye KTM Dük 1290 GT bakmadın diyenler oldu. O da 23.000 euro sıfırı. Pahalı yani onlar benim alabileceğimden pahalı. Bir de sıfır almak istiyorum. İkinci el almak istemiyorum. Honda NC veya işte Honda Afrika Twin niye bakmıyorsun diyenler oldu. Sağ olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim yorumlarınız için gerçekten. O motorda 2 silindir. Yani hiç sürmedim. Titreşim daha önce sürdüm Türkiye'de ama yeni burada sürmedim. Titreşimini falan bilmiyorum ama fiyatı çok kazık yani. Fiyat aşırı. O da 20.000 eurolara yakındı. Böyle fiyatları uçuk. Bazı işte Kawasaki ne ha hikmetse 13.800-900 euro civarında sıfırı. Mantıklı alınabilecek motorlar arasında ama bazıları biraz yüksek. BMW başka birkaç tane daha benzer. Multistrada denmişti. Multistrada da yine uçuk fiyatı ama yani %100 müthiş motordur. Hiç sürmedim. Özellikleri çok iyidir. Ben hiç o motor hakkında kötü bir şey söyleyen duymadım. Sadece tek kötülüğü hırsızı çok. Çalınıyor malınıyor. Onun dışında roket gibi motor. Sportif bir motor tam aradığım gibi. Ama gel gelelim. Sıkıntılı yani. Pahalı pahalı. Benim için pahalı abi. Ducati. Bir de ne vardı? Bir tane daha vardı. Adı yine aklıma gelmeyen. Ona da zaten yorumlarda cevabını vermiştim. Aklıma gelmemesinin sebebi sevmememdir muhtemelen. Agusta evet. Agusta. O motordan da bir arkadaşım da vardı. O da çok üzgündü motor konusunda. Hep bir arızalar, hep bir problemler, pahalı parçalar diye. Biraz sıkıntılı bir durum bence o motordan. Bir de benim içim ısınmıyor abi. Japon motoru ben seviyorum ya. Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki falan. Kawasaki tam böyle aradığım şey gibi duruyor yani. Muhtemelen tercihim o yönde olacak. Buradaki arkadaşlar benim motoru hatta Harley Davidson'a daha yüksek bir teklif verirseler diğer mağazadan. Diğer mağaza bana ne kadar vermişti tam hatırlayamadım. İyi vermişlerdi teklifi takasta. Buradakiler az daha yüksek verirse ve tabii ki bana bir sıfır motor aldığınızda burada bir olay var. Ekipman hediye ediyorlar, kıyafet ediyorlar. Hediye paketi ayarlarsa ben bunlara motoru bugün bile bırakabilirim yani. Tabii bırakırsam hemen alamayacağım. Plaka çıkması falan filan var. Bir de ben önümüzdeki hafta tatile gideceğim. Hollanda'dan olmayacağım. O yüzden de biraz şey olabilir.
biraz sürebilir yani motorun elime geçmesi. Muhtemelen Harley'i veririm. Ondan sonra birkaç hafta beklerim. Yani gezer dolaşırım. Geldiğimde motor hazır olur diye düşünüyorum. Hayırlısıyla. Şu motoru başına bir iş gelmeden, o helikopter lan. Bir şey gelmeden bırakayım da. Sinyalim yanıyor. Vurmayın bana arkadan. Adam beni gördüğünde çok sevinmiştir şimdi bence. Çünkü burada motor alıp kaçma işi çok oluyor. Adam alıyor motoru, kaçıyor. Geri getirmiyor. Hep böyle bir şeyler yani, tedirginler. Anlıyorum herifleri. Başımıza gelenler. Buradaki abiler sağ olsunlar yine güzel teklifte bulundular. Ama Motoport'un verdiği tekliften 800 euro kadar daha az. Çünkü bu arkadaşlar Harley Davidson dealer değiller. Harley Davidson alma konusunda yani biraz böyle bir tereddütlü falan davrandılar. Neden? Çünkü bana gelip, ben motoru sürdükten sonra bana gelip söylediği şey, ben Harley Davidson'ı birkaç yer arayıp sordum dedi. Onların verdiği şeyler üzerinden ancak konuşabilirim dedi. Çünkü biz hali hazırda Harley satmıyoruz dedi. Ben zaten içeri girdiğimde onlara Harley'i takasla alır mısınız diye sordum. Alıyor musunuz? Hallederiz falan dediler. Ama genel anlamda yeşilde niye duruyorum lan? Kafam gitti iyice. Genel anlamda teklifleri düşük. Triumph Tiger'ı da ne diyeyim, çok bayılmadım. Kawasaki ile kafa kafaya koyarsak Kawasaki tokatlar yani, biraz öyle geldi. Birçok arkadaş da zaten Kawasaki daha iyi demişti. Her açıdan. Çoğunluğu dinleyelim. Eğer bir aksilik olmazsa Kawasaki'yi almaya gideceğim. Bugün değil belki ama bu motoru götüreceğim. Çok da kilometresini gezip tozup arttırmak da istemiyorum. Anlaşmaya göre kilometresini yazmışlardı. Burası Harley'e 10.000 verdi. Oradakiler 10.800 civarında ya da 700 civarında bir şey vermişti. Öyle, ne diyelim. Triumph Tiger olmadı be abi. Başka unuttuğum bir motor yok herhalde ya. V-Storm vardı. Bu arada Suzuki V-Storm için bir şey duydum. Hatırlarsanız bir önceki videoda Suzuki S1000 GT falan, böyle Racing Sport Touring bir motor sürmüştük. 4 silindirli falan. Mağazadaki adam bana bu motorun bloğunu seneye V-Storm'a takacaklar. V-Storm 4 silindir olacak demişti. Bu da böyle ilgilenenler için bir haber niteliğinde olsun. Kimsenin bilgisi yok dedi bu konuyla ilgili. Yani resmi bir yayın yok dedi ama bu motor bloğu ona takılacak. O da o zaman herhalde bu Kawasaki falan gibi motorlarla daha hani kafa kafaya gidebilecek diye düşünüyorlar muhtemelen. Hani 4 silindirli tur motoru hesabı. Öyle, şimdi bu videoluk ne diyelim, bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Dikkatli sürün. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.